Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda YouTube videolarınızda dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan birisine değineceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman kalitesiz mikrofondan nasıl profesyonel ses kaydı alabileceğinizi, videodaki rahatsız edici sesleri nasıl yok edebileceğinizi, kısacası mikrofon ve sesiniz ile ilgili olan tüm sorunları bu videoda çözeceğiz. Öncelikle... Dinlediğiniz bu sesi başlangıç seviyesi bir mikrofon olan BM 800 ile kaydediyorum ve ücretsiz olan Audacity programını kullanarak da önemli ses ayarlarını yapıyorum. Bu işi uzun süreli yapmayı düşünüyorsanız, ucuz da olsa bir mikrofon almanız şart. Benim mikrofonum şu anda 500-550 lira civarında ve mikrofonun yanında ses kartı, phantom power gibi kaliteli ses alabileceğiniz ekipmanları da gönderiyorlar. İncelemek isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. Reklam veya işbirliği yok. Tamamen kendi deneyimimi paylaşıyorum. Şimdi size çok kısa mikrofonun önemini anlatmak istiyorum. Bunun için de Audacity programına girmemiz gerekiyor. Şu anda Audacity programındayım ve bilgisayarımın kendi mikrofonu ile kayıt alıyorum. Şimdi kendi mikrofonum ile kayıt alıyorum. Az önceki sesin rahatsız edici bir ses olduğunun farkındayım. Şu anki sesin daha dinlenebilir bir ses olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Mikrofonun önemini anladık. Şimdi bu sesi daha profesyonel hale nasıl getiririz? Bunu öğreneceksiniz. Yani şu an dinlediğiniz sesteki yaptığım tüm ayarları tek tek anlatacağım. İlk olarak dip ses temizlemeyi, daha sonra videoyu daha akıcı hale getirmek için aralardaki boşlukları kesmeyi ve ses yükseltmeyi, ses kısmayı size anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey Audacity programını bilgisayara indirmek. Tarayıcınıza girip Audacity yazarak kendi sitesinden çok hızlı bir şekilde programı indirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz adımları uyguladığınız zaman bilgisayarınıza Audacity'yi indirmiş oluyorsunuz. İndirdikten sonra dosyayı aç diyoruz ve ardından kurulumunu yapmamız gerekiyor. Türkçe dilinde kurup kullanabiliyorsunuz. Benim bilgisayarımda kurulu olduğu için tekrardan kurulum yapmayacağım. Ben direkt programa gireceğim ve size oradan anlatmaya başlayacağım. Siz de aynı şekilde videoyu dikkatli bir şekilde izleyip videodan sonra kendiniz uygulamaya çalışın. Bu şekilde daha fazla aklınızda kalmış olur. Audacity'yi açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Öncelikle mikrofonunuzu bağlamanız gerekiyor. Eğer mikrofonunuzu bağlamazsanız ilk dinlediğiniz rahatsız edici sesi izleyicilerinizle paylaşmış olacaksınız. Ses kurulumuna tıklayıp kayıt aygıtı diyorsunuz ve mikrofonunuzu buradan seçiyorsunuz. Eğer mikrofonunuz burada değilse, programı kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra mikrofonunuzun seçenekleri arasında olduğunu göreceksiniz. Ses kaydı almak için klavyenizdeki R tuşuna basabilir veya buradaki kırmızı kayıt butonuna tıklayarak kayıt almaya başlayabilirsiniz. Şimdi daha öncesinde aldığım örnek bir ses kaydına programı ekleyeceğim. Bunun için sol taraftaki dosya yazısına tıklıyorum ve aç yazısına basıyorum. Direkt Ctrl O tuşlarına basarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra Audacity programından aldığım ses kaydını çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi programımıza geliyor. Bu sesi nasıl alıyorsam, nasıl düzenliyorsam aynı adımları sizlere sırasıyla detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak bir ses kaydını dinleyelim ki karşılaştırma yapmamız daha kolay olsun. Örnek kayıta başladım şu anda bilerek Duraksamalar ve yan yanlış kelimeler söylemeye çalış. Evet, örnek ses kaydımız bu şekilde. Kendi mikrofonumu bağladım ve onunla ses kaydı aldım. Üzerinde hiçbir değişiklik yapmadım. Şimdi sizlerle beraber yapacağız. İlk olarak dip ses temizlemesi yapıyorum. Yani arkadaki cızırtıları yok ederek daha tok bir sese ulaşıyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Konuşmadığım bir kısma geliyorum. Bakın. Mouse'umun sol tıklama yerine basıyorum ve sağa doğru biraz sürükledim. Daha sonra etkiler kısmına geliyorum. Gürültü kaldırma ve onarma, gürültü azaltma. Şimdi buradaki gürültü profilini getir yazısına tıklıyorum. Klavyedeki CTRL A tuşlarına basıyorum ve bütün sesi seçiyorum. Tekrardan aynı ekrana gideceğim. Etkiler, gürültü kaldırma ve gürültü azaltma. Bakın buraya tıklıyorum. İlk buna basmıştık. Şimdi tamam butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak değişiklikler oldu. Hemen dinleyelim. Örnek kayıta başladım şu anda bilerek duraksamalar ve yan... ilk sese göre arkadaki cızırtılar komple azalmış durumda ve bu da bizim daha tok bir sese sahip olmamızı sağlıyor bu ayar. Dip ses temizlemesi yaptıktan sonra ses yükseltme ayarını yapıyorum. Klavyendeki CTRL A tuşlarına basıp bütün sesi seçiyorum. Etkiler kısmına tekrardan geldim. Ses düzeyi ve sıkıştırma. Buradan yükseltici ayarına geliyorum. Bakın ben bu çubuğu sağa doğru kaydırırsam sesimi yükseltmiş olacak. Sol doğru kaydırırsam eksilere gelirsem ise sesimi kısmış olacağım. Şimdi bunu ben ortalarda bırakıyorum. Tabi bunu tekrar değiştirebiliriz istersek. 13 yaptım. Bakın gördüğünüz gibi değişiklik var. Hemen dinleyelim. Örnek kayıta başladım şu anda. Bilerek duraksamalar ve yan yanlış kelime. Artık dip sesi daha rahat fark etmiş oluyorsunuz. Yani daha tok bir sesin çıktığını sesi yükselttiğim için daha iyi takip etmiş oluyorsunuz. Şimdi anlatmak istediğim bir diğer ayar ise ses kısmı. Aynı şekilde CTRL A tuşuna basıp bütün sesi seçtim. Etkiler kısmına geliyorum. Ardından ses düzeyi ve buradan tekrar yükseltici kısmına geliyorum. Size anlatmıştım zaten. Tekrar üstünden geçmek istedim. Bakın bu çubuğu seçtim. Sola doğru kaydırıyorum. Bu seviyelerde bırakıyorum. Evet. Bu adımlardan sonra yaptığım ayar ise aradaki boşlukları silmek ve gereksiz sözcükleri silmek. Bu sayede daha akıcı bir ses kaydı elde ediyorum. Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatayım. Öncelikle bakın şu aradaki boşluk mesela. Hemen şurayı dinleyelim. Bilerek durak. Bakın burada gereksiz bir duraksama var. Mouse'umun sol tıklama yerine bastım ve sağa doğru geliyorum. Bakın ses kaydını seçmemeye özen gösterin arkadaşlar. Bunu yakın civarda bırakın. Daha sonra klavyenizdeki geri al tuşuna basmanız gerekiyor. Ekranda görüyorsunuz zaten hangi tuşa basmanız gerektiğini. Bastım ve gördüğünüz gibi aradaki boşluğu kaldırmış olduk. Dinleyelim. Direk duraksamalar ve yanlış. Burada mesela yanlış kelimesini bir iki kez söylemişim. Hemen bir tanesini keseceğim. Duraksamalar ve yan, yan Bakın burada mesela yanlış söylemişim. Hemen büyütüyorum biraz. Bu işlemi nasıl yaptığımı merak ediyorsanız da Ctrl tuşuna basıyorum ve mouse tekerleğimi öne arkaya çeviriyorum. Şimdi duraksama anda bilerek duraksamalar ve yan Bakın. Bu tarafta bir sıkıntı var. Yanlış hemen burayı seçtim ve Kestim. Tekrar duraksamalar ve yan, kelimeler yanlış olmuş. CTRL-Z'ye tıkladım ve geri aldım. Ar ve yan, Yanlış ve yan. Evet. Buradan itibaren seçiyorum ve geri al tuşuna basıyorum. Dinleyelim. Duraksamalar yanlış. CTRL-Z dedim. Bakın. Biraz fazla kesmişim. Sol taraftan tutup biraz sağa çekebiliyorum. Yan. Yan samalar ve yanlış kelimeler daha iyi oldu Tabii siz bunu daha detaylı yapabilirsiniz Ben şu anda vakit kaybetmemek için hemen devam ediyorum samalar ve yanlış kelimeler söylemeye çalışıyorum bunları birazdan Evet bu aradaki boşlukları da silebiliriz Ben şu an tamamen size anlatmak için biraz daha fazla işlem yapıyorum kelimeler söylemeye çalışıyorum bunları birazdan bakın burada gereksiz olan beklemeleri silmem gerekiyor ki daha akıcı bir ses olsun. İzleyicileri daha fazla videoda tutsun. Haber. Şimdi sonlandırıp Evet. Aynen bu şekilde. Siliyorum. Başlayabiliriz. Benim ses kaydı alırken yaptığım bütün ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Neler yaptık hemen özet geçelim. Dip ses temizlemeyi anlattım size. Nasıl yapıyorduk? Konuşmadığımız bir alanı seçiyorduk. Etkiler bölümüne gelip gürültü azaltma kısmına basıyorduk. İlk önce gürültü profilini getir butonuna tıklıyorduk. Daha sonra bütün sesi seçiyorduk. Tekrar aynı yere geliyorduk ve tamam butonuna tıklıyorduk. Dip ses temizleme bu şekildeydi. Daha sonra sizlere ses yükseltmeyi anlattım. Nasıl yapıyorduk? Bütün ses kaydını seçiyorduk. CTRL ve A tuşuna basıyorduk. Etkiler Ses düzeyi ve sıkıştırma yükseltici kısmından hem sesimizi yükseltebilir hem de sesimizi kısabiliyorduk. Bunu anlatmıştım. Daha sonra neler yaptık? Aradaki gereksiz sesleri ve boşlukları sildik. İstemediğimiz yeri seçip klavyedeki geri al tuşuna basmamız yeterli oluyordu. Umarım faydalı olmuştur. Anlatacaklarım bu kadardı. Ana sayfanızda bu tarz eğitim içeriklerini daha fazla görmek isterseniz kanala abone olup videoya yorum bırakmanız yeterli olacaktır. Faydalı olduysa videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gerçekten önemli bir videoydu. Vaktiniz varsa YouTube videolarınızın izlenmeme ve önerilmeme sorunu için hazırladığım videolara kanaldan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.